Sevgili arkadaşlar, merhabalar. 2023'ü bitiriyoruz. Şöyle videoyu bir durdurup elinize bir kağıt kalem alıp bu yıl başarmış olduğunuz büyük küçük 5 şeyi yazın desem ne yazarsınız oraya? Yeni bir gitar alan da vardır, yeni bir pena alan da, yeni bir eve çıkan da vardır, yeni bir şapka alan da. Mesela benim 2023'teki en büyük kazanımlarımdan biri caz kullanmaya başlamak oldu. Gitar penası olan var ya caz Başarı deyince illa vergi rekortmeni olmak, üniversite sınavında birinci olmak falan filan gibi şeyler gelmesin aklınıza. Neyi geliştirdiniz? Hangi konuda kendinizden bir adım daha ileri gidebildiniz? Soru bu. Mühim olan da bu. Etrafla yarışmayı bırakıp yarının hedefini bugünkü kendimizden bir adım bile olsa ileri gitmek olarak koyarsak hayatımızdaki en küçük gelişmeler bile bizim için büyük başarılara dönüşebilir. Ama kabul ediyorum 2023 biraz zor bir yıldı. 2020 de öyle keza. 2016, 2013, 2008, 2001, 99, 93. Baya bu zor yıllar demek ki her zaman varmış ve bundan sonra da var olacak gibi görünüyor. Neden? Hayat böyle bir şey çünkü. Çok klişe biliyorum ama yükselen bir grafiğin çizgisi nereden yükseliyor? Aşağıdan. Ayağa kalkmak için yerde olmak gerekiyor. Zira ayağa kalkmak yerden yapılan bir şey. Şimdi biz bu 2023'ü geride bırakırken 2024'te yere düşmeden arada hafif dizlerimiz kırılsa da kalabildiğimiz kadar ayakta kalmanın yollarını arayacağız. Neden? Çünkü bazı konularda zaten yere düştük. Neredeyse hem zemindik. Tekrar tekrar düşmenin zaten tatmış olduğumuz zemini yeniden deneyimlemenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ne yaptık peki bu yerde olma durumu sırasında? Erteledik. Saf sakladık. Harcadık, planlayamadık, yönetemedik. Şu zaman başlıyorum dedik, başlamadık. Onun bunun bizi nasıl gördüğünü düşünüp kendimizi değersiz hissettik. Birileri bizi eleştirdi, suçladı. Biz de bunları aynen üstlendik. El alem ne der dedik. Ve dışarıya karşı göstermek istediğimiz insan için o kadar çok çalıştık ki içimizdeki insanı göremedik. Gerçekten ne istediğini bilen, içinde nasıl bir insan olduğunu bilen insan sayısı o kadar az ki bu yüzden bir avuç insanı izliyor, dinliyor, okuyor ve takip ediyoruz. Neden? Sosyal medya artık hayatımızı burası yönetiyor bildiğiniz gibi. Toplumun toksisitesi ve bu harika toplumun bireylerinin ilişkilenme şekilleri vesaire bunlar çoğalır gider. Bunları niye sayıyoruz? Ancak nerede olduğumuzu bulabilirsek neyi terk edeceğimizi daha net idrak edebiliriz de ondan. Peki, ne yapacağız şimdi? Bir şeyler yapmayı erteledik bir takım şeyleri artık yapmayacağım. Ben bunları artık bırakmak istiyorum dedik. Hemen kendimize bir başlangıç zamanı belirledik. Pazartesi bırakıyorum. İnşallah. Büyük çoğunluk başarıyor da bunu. Pazartesi günü bir şeye başlıyor ya da bir şeyleri bırakmaya başlıyor. Ancak salı günü bir engel çıkıyor karşısına. Salı günü idare etse çarşamba salıyor. Çarşamba olmasa perşembe. Muhakkak bir şeyler oluyor ve bu istikrar bir noktada bozuluyor. Bu diyette böyle, sporda böyle, enstrüman çalışmada böyle, dil öğrenmede böyle, dersleri çalışacağım da böyle. Hiç kimse yapamıyor demiyorum. Söyleyenlere nazaran başarabilenlerin sayısı çok az. E peki bu hafta başı bir şeylere başlama olayı yalan mı yok mu böyle bir şey? Aslında var. Buna zamansal mihenk taşı deniyor ve bunların en kallavi olanına çok yakınız. 1 Ocak. Yapılan araştırmalara göre en kuvvetli zamansal mihenk taşı Yılın ilk günü yani 1 Ocak. Üstelik bu sene 1 Ocak pazartesiye denk geliyor. Yani hem yeni bir yıla başlıyoruz hem de bunu hafta başı yapıyoruz. Bir günde iki taş diyebiliriz. Mekansal boyutta yolumuzu bulmak için bir takım işaretlere ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin camiyi geçtikten sonra 3. sokak. Bir cami var. Ona göre hareket ediyoruz. Ya da okulun karşısındaki bina. Bir okul var. Ya da şu karşıdaki elektrik direğini gördün mü? Ha işte o direk. <laughs> yani belli başlı işaretler bize nerede olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye doğru gittiğimizi hatırlatıyor. Yolda size tarif edilen camiyi gördüğünüz zaman nereyi bulmak üzere o camiye dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Nereden geldiğinizi zaten biliyor oluyorsunuz. Ve şu an caminin önünde olduğunuz için tam olarak nerede olduğunuzu da biliyor oluyorsunuz. İşte bu zamansal mihenk taşları da birazcık böyle çalışıyor. Bu zamanda belirlemiş olduğumuz, çapa atmış olduğumuz noktaya dönüp baktığımız zaman oraya nereden geldiğimizi, Niçin böyle bir karar verip nereye doğru gittiğimizi ve şu an tam olarak o noktadan ne kadar uzakta, ne kadar ilerlemiş olduğumuzu görebiliyoruz. Harika bir yardımcı aslında. Bunlarla dalga geçen insanları pek de ciddiye almayın. Bu insanlar her yerdeler. Sizin hevesinizi kırmak üzere yaşıyorlar ve bunları ciddiye almayınız efendim. Çünkü yapılan birçok araştırmada yılın ilk gününde bir takım yeni kararlar alma davranışının pik yaptığı görülüyor. Yani üst sınıra ulaştığı görülüyor. Çünkü bu 1 Ocak'ta ilk olmak gibi bir özellik var ve biz insanlar olarak ilk şeyleri seviyoruz. Buna yeni bir başlangıç etkisi de deniyor. Bir örnek verelim. Geçen yıl gitar çalışması ya da günde 20 sayfa kitap okuması gereken Mali diyelim yine buna. Bunların hepsini safsakladı ve hiçbirini yapmadı örneğin. Bu yeni yılda yepyeni bir başlangıç yaparak yepyeni bir ben oluşturmak istiyor. Peki ne yapsın bu Mali? Sadece bu kararları vermek yeterli mi? Değil. Şimdi burada bize yardımcı olacak iki tane yöntemden bahsedeceğim. Bunların bir tanesi Şahımız, Pirimiz, sevgili Barış Özcan'ın zinciri kırma ritüeli. Bir şeye başlıyoruz ve ola ki başlangıçla ilgili motivasyonumuzu kaybediyoruz ya da neden başladığımızı unutuyoruz. Ama bir alışkanlık geliştirmiş durumdayız ve bir yere çarpı atıyoruz, tik atıyoruz. Bir şey yapmış olduğumuza dair. İşte alışkanlığın kendisi bizi bu yoldan döndürmüyor adeta. Çünkü artık yola çıkarken ki motivasyonumuzdan başka bir noktadayız. Daha iyi müzisyen olmak, daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir ben olmak yoluna çıkarken bir de her gün bir yerlere çarpı atmak gibi bir sorumluluk üstlendik. Ve artık sırf çarpı atmak için yeni bir ben oluşturmak ya da yeni bir ben oluşturmak için her gün çarpı atmak. Harika bir denklem bu. Yani hem kendimizi geliştirmek için Yeni bir alışkanlık ediniyoruz. Zinciri kırma ritüeli gibi. Hem de bu zinciri kırma ritüeli yeni bir alışkanlık edinme yolunda bizi gazlıyor. Harika. Eğer Barış Özcan'ı şimdiye kadar duymadıysanız hemen gidip kanalına abone olunuz. Hala umut var. Bazı alışkanlıklar edinmek için ki bunu Atomik Alışkanlıklar kitabını incelediğim videomda anlatıyor olacağım bir takım yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi size favori yöntemlerimden birini anlatacağım. Örneğin bir hedef belirledik kendimize. 2024'te çok daha iyi bir gitarist olacağım. Muğlak bir hedef. İyi bir gitarist olmanın limiti yok. Buna bir sınır çizmeliyiz hemen. 2024'te şimdiye kadar çalamayacağımı düşündüğüm bir şarkıyı çalmaya çalışacağım. Güzel. Gatrigov'un Waves, Dire Straits, On Every Street ya da John Mayer Neon olabilir. Şimdi çok daha belirgin bir hedefim var mesela. Bunları çalarsam şu an olduğumdan daha iyi bir gitarist olacağım. Ama daha iyi bir gitarist olmak için neler çalışmam lazım, o kitabımı alsam, bu dersimi alsam falan filandan çok daha belli bir hedefimiz var artık. Ne yapıyorum? İlk olarak bu şarkılardan herhangi birini seçip şarkıyı çalabilmek için teknik ya da teorik ne eksiklerim var bunlara bakıyorum. Örneğin uzun bir süredir gitar mı çalmıyorum? Hemen kendime çok kısa sürede üzerimdeki hamlığı atabilecek bir etüt buluyorum. Bu 1-2-3-4 kromatik etüt de olabilir. Oturup gam çalışmak, mod çalışmak da olabilir. Bir etüt buluyorum. Bunu atıyorum kenara. Daha sonra çalmak istediğim şarkının gerektirdiği bazı teknikler var mı? Tapping, slide, bend, vibrato, legato, sweep picking gibi. Bunları öğrenip bunları bir kenara not alıyorum. Daha sonra şarkının tonu ne? Ve bu şarkının tonu neyse ilgili gamın gitar klavyesindeki pozisyonları neler? Bunları not alıyorum kenara. Başta çok güzel bir hedef koyduk. Şu, şu şarkıyı çalmak gibi. Şimdi o hedefle ilgili bir takım materyaller topluyoruz. Teknikler, ton, etüt yapmak gibi. Şimdi bütün bu malzemelerden bir yol oluşturacağız kendimize. Bir aylık bir yol örneğin. Diyorum ki 1 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar ben bu şarkıyı halledeceğim. Ya da 29 Ocak'a kadar diyelim tam 4 hafta olsun. Şimdi bu bölmüş olduğum malzemeleri bir ay içinde haftalara yerleştiriyorum. İlk hafta etüt. Okey, ilk hafta boyunca etüt yapacağım. hamlığımı gidereceğim. Etüt yaparken bir taraftan kromatik egzersiz yaparken bir taraftan da ilgili şarkının tonu neyse o modları, o gamları bir dolaşacağım gitar klavyesinde 7 pozisyonlu birden. Daha sonra bu ilk haftaya yerleştirmiş olduğum gitar çalışma ritüelini günlere bölüyorum. Günlük sorumluluklarıma göre pazartesi çalışıyorum, öğrenciyim ya da ailem var ya da hiçbir işim yok. Ne kadar çalışabilirim, ne kadar vakit ayırabilirim? Gerçekçi bir takım çalışma periyotları belirliyorum kendime. Akşam 20 dakika akşam 12 dakika. Bugün bir buçuk saat falan filan gibi. Bir hafta bu şekilde planlıyorum. İkinci hafta ise şarkının ufak ufak tablarını ya da video dersinden nasıl çalınma dair bir takım bilgileri öğrenmeye başlıyorum. Ve bunları şarkının tonuyla, gamlarla ilişkilendirmeye başlıyorum ki kalıcı bir öğrenme olsun. Bir taraftan da gitar tekniklerini ufak ufak çalışmaya başlıyorum. Şarkı, enstrümantal bir şarkı ise bunu bölümlere ayırıyorum. Her bir bölümünü bütün bir soloyu küçük liklere ayırıp bu liklere egzersiz gibi çalışmaya başlıyorum. Bunu da ilk hafta olduğu gibi ikinci haftada güzelce planlıyorum günlük iş yüküme göre. Üçüncü hafta ise bu ilk iki hafta yapmış olduklarımın iyice bir üstünden geçiyorum. Kendimden emin olana kadar ben bu şarkıyı prova ediyorum. En önemli şey prova bu işlerde. Ve dördüncü haftanın sonunda artık o kadar iyi çalışacak noktaya getiriyorum ki kendimi ki bunu günde yarım saat ya da 45 dakika çalışarak yapabilirsiniz. 29. gün oturup ben bu şarkıyla ilgili bir video çekiyorum. Bakın ne yaptık? daha iyi bir gitarist olma hedefimizi bir şarkıya bağladık. Daha sonra o şarkıyı çalışabilmek için bir takım gereklilikleri belirledik. Ve bunları bir ay içindeki haftalara yaydık. Daha sonra haftanın içindeki günlere iş yükümüze göre pay ettik. Şu anda harika bir yolumuz var. Ve erteleme denen belanın, erteleme zehrinin, safsaklama zehrinin en güçlü panzehirlerinden biri planlı programlı olmak denendi çalışıyor. Bu anlattığım yöntemi ise size daha önceden bir başka videoda anlatmış olduğum John Count'un Düzenli Olmanın Yolları adlı kitaptan alıntıladım. Gerçek bir başucu kitabı. Bu konularda problem yaşıyorsanız. Uzun sözün kısası 2024'e girerken bir takım hedefler belirleyin. Ve sonra o hedefleri gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Çünkü bir gün uyanıp yapmak istediğiniz onca şey varken hiç zamanınız kalmadığını fark edeceksiniz. Görüşürüz.